Süheyla teyze, bir ömre sığdırılan onca acı, keder ve hüzün. Ard arda gelen ölüm haberleri ve buna sabretme gücü. İnançlı ve güçlü bir kadın Süheyla teyze, dimdik ayakta durup isyan etmeden her acının ardından Rabbine sığınarak güç, kuvvet bulan bir Anadolu kadını. Kendisi öksüz büyüdüğü için iki öksüzü evlat edinip evlatlarından ayırt etmeden okutup büyütüp evlendirmiş bir Anadolu kadını. Zaman zaman hüzün denizinde kulaçlayıp, zaman zaman gülümsemenin ötesinde kahkahalara boğulacağınız ama hep kendinizi bulacağınız bir yaşam hikayesi. Her şey bir su misali akıp giden ömrün ta kendisi. Su misali. Evet Süheyla teyze, seni tanıyalım. Süheyla teyzem kimdir, neler çekmiştir? Ben Aksaray'ın yerlisi, Dedeoğullardanım. Terlemezlerden yani. Orhan Aslı'nın evinin dibinde bizim babamızın evi. İskender Kebap vardı orada, orası. Zamanında İskender Kebap'tı. Zamanında İskender Kebap'tı, şimdi orasıydı. İşte çocukluğumuz o mahallede geçti, Çolak'ı'da. İşte ben küçükken babam, annemle babam evlenmiş. Annem 14 yaşında, babam 19 yaşında. Biz 9 ay evli kalmışlar. Babam ölmüş. Ben 15 günlük annemin karnında kalmışım. 2,5 sene, yani şimdi baba ne deniyor, o zaman ebe deniyordu. Evet. Ebemle kalmışım. Büyük babam annemi almış götürmüş, başka birisiyle evlendirmiş. İşte 9-10 yaşına kadar ebemle beraber bir havlunun içinde iki amcam. Yani anneden ayrıldınız? Ayrılmışım, he. Babaannenizle beraber yaşadınız? Babaannemle kalıyorum. Sonra annem evlendi, bu Tol var, Aratol. Evet. Oradaymış. Aklım erdikten sonra annem geliyor beni götürüyor. 5-10 gün kalıyorum. Evem tekrar getiriyor babaannem. İşte böyle böyle arada o amca çocuklarının arasında yetiştim. 18 yaşında evlendim. Sabah kalktım ilk önce büyük amcamın hanımının işlerini görürdüm. Ondan sonra geçerdim bir havlunun içindeydi o zaman insanlar. Böyle ayrı ayrı değil tek kat ev. Biri orada biri orada. Küçük amcamın hanımının işini yapardım. Çocuğunun bezini yıkardım. İşte bulaşığını yıkardım. Ondan sonra babaannem derdi ki hadi git bir halamı yokla gel. Peki bunları yaparken kaç yaşındaydınız mesela? 7 yaşından başladım evlenene kadar bu. Allah Allah. Beni okula falan göndermediler. Jimpaş'ın arkasında Çerkezler Mahallesi'nde halam vardı. Ondan sonra oraya gönderirdi. Hadi git bir de halama bak. Halamın 5 tane çocuğu var. O da çocuğunun kirlilerini biriktirir. İşte aradayım ya gayrı. Nasıl olsa yıkayan var. İki kovaya basar. Bu Ali Baba tekkesinin orada kavaklıktı. Onun arasında ızıcık bir su akardı böyle ırmak az bir şey. Gider orada onların bezlerini yıkardım. Getirir havluya tenekeyle su ocakta. Oraya kurdum, altını yakardım, onu kaynattırdım, onun evini süpürürdüm. İşte böyle böyle vaktim geçti. Üç evin arasında hizmet yaptım yani. Evlenene kadar Kur'an böyle. İstedim, Kur'an'a yollamadılar. Okul istedim, okula yollamadılar beni. Şimdi benim babamın, yani ailemizin Çerkez Mahallesi'ndeki katlı evi vardı. Bunu iyi hatırlıyorum. 11-12 yaşındaydım. Bak amcalarım orayı sattı. Tabii benim kayıtım yok. Baba öldü ya benim lüfusumu çıkarmadılar. Ha, babaya kayıtlı değil miydin? Değilim o zaman. Lale Bağı'nda, Laleli var ya orada evet. İki katlı ev, büyük bahçe. Ayrıca bir büyük otluk.
Ta yukarıda. Orayı sattılar. Yaka Bağı'nda bu hapishanenin orada bir büyük bir bağ, orayı sattılar. Benim hiç imzam yok. Yani sizi mirastan men ettiler. Men ettiler. Kaldı bir ağaçlının oradaki yerimiz, evimiz yani eski hamamın önü, bütün bizim bahçemizdi. Oradan da bir şey vermediler. Ben şöyle sipsivre çıktım. Ha. Kendi çocukları iki amcamın beşer daire aldılar. Ha. 14 yaşındaydım, amcam beni götürdü nüfusa. Böyle örtülü kapalı. Nüfus kağıdımı çıkardı ondan sonra. Öyle bir hayat. 14 yaşında ilk kimliğe sahip oldunuz, öyle mi? 18 yaşında evlendim Bora, Bora'dan birisiyle. Arnavut Maciri'ydi beyim. Oraya da gittim. Onların dilini anlamam, Arnavutça konuşuyorlar. Allah Bora'da. Allah. Şimdi vardık, evlendik, vardık. Bizim burada Aksaray'ımızda o zaman ıstar dokuma veya halı dokuma bir şey yok. Biz görmedik. Görümcemler halı dokuyorlarmış, böyle ıstar ağacı, halı ağacı. Şimdi ben içeriye girdim, onu görünce korktum. Çok korktum ama. Çünkü çocukluğumda 8-9 yaşındaydım, yok 7-8 yaşındaydım İnönü zamanında. Evet. O kadar azillik çektik ki biz, pencerelere ben perde tutanlardı. Niçin? Askerler geliyor, evleri basıyor. Eyvah eyvah. Bakarsın 3-4 tane asker süngülü çat çat kapıyı çalarlardı. Bak kocamanım 7-8 yaşındayım. Hmm. Evimizde çuvallarla buğday varsa götürürler, sana bir çuval bırakırdı. İnönü zamanı bu. Evet. Veyahut evde genç yetişkin varsa onu götürdüler, kaç tanesini vurdular. Şu şeyin önünde, Ulu Cami. Ulu Cami'nin önündeki park o zaman buğday pazarıydı. Yeah. Orada 2-3 tane, 4 tane adam astı bu İnönü. İsmet İnönü adam astı. Çok zor dönemler geçirdiniz yani. Şimdi onu görünce, adam asılan şeyi görünce ben, evet, evlenip de oraya varınca, onu görünce bak dedim, ben neyle evlenmişim. Peki teyzem nasıl buldu amca seni? Kim aracı oldu? Nasıl vallahi oldu? Aracı olması şu, benim büyük amcam, siz bilmezsiniz herhalde, millet yok, bahçesi vardı burada şeyde. Şimdi Kanlıpelidin oraya ne diyor, başta unutkanlık var ya. Somucova Külliyesi'nin oralar mı? Kurtuluş. Geçtim mi hemen sağda? Evet. Millet Bahçesi diye iki katlı bir ev vardı. Millet Bahçesi, elma, evet, kiraz, her şey vardı. Milletin bahçesiydi o. Güzel misin? Yani küçük amca, büyük amcam da hem mezarlığa bakardı hem oraya bakardı. Mezarlık bu Somucova Külliyesi'nin olduğu gibi Ervat mezarlığı. Ha, eski mezarlık. Ha. Eski mezarlık. Amcamın yanında da işte bu şeye çevrildi. Ben 18 yaşına geldim. Evlenme çağım. O buğday pazarı kalktı, park yapıldı. Benim rahmetli adamın dayısı bahçıvandı, o parkı düzenliyor. Bunu da yanına getirmiş, yardımcı ikisi çalışıyorlar. Şimdi, amcayla dayısı gelmiş, taraflarıyla çalışıyorlar. En büyük o kalın ağaçlar rahmetli benim adamın diktiği. Mezarlıktaki o büyük çamlar hep benim adamın diktiği. Maşallah. Hep oraları dayısıyla dikerler, sunarlardı. O bakımdan amcamla ahbaplardı, tanıştık, evlendik. Şimdi eve varıp da ben o ıstar ağacını, halı ağacını görünce çocukluğumdaki o adam astıkları ağaç gözümün önüne geldi. Adama dedim ki ya, ben dedim girmem sizin evinize. Niye dedi? Siz adam asıyorsunuz dedi. Bak şimdiki olanları asla aklımda tutamam. Ama ne kadar kendimi kaybetsem bu geçmişim böyle maşallah, gibi maşallah, gözümün önünde. Maşallah. Dedi ki yok dedi, biz benim dedi kız kardeşlerim burada halı dokur dedi. Ben inanmam dedim. Bu daha ilk gün değil mi? Niğde, Bora ilk gittiğiniz gün. İlk gittiğimiz gün. İlk gün.
Daha bismillah, düğün kuruldu. Eve gireceksiniz. Düğün neye kurulmadı, kaçtım ben. Nasıl oldu teyze, o nasıl oldu? Şimdi bak oraya atlamayalım. Atlamayalım. Şimdi oğlum be, eskiden Türkler iki evlenirlerdi. Dur. Kendi akrabamızdan Rıza isminde bir çocuk, öksüz, anasız, babasız İstanbul'da okumuş, dişçi çıkmış. Buraya Aksaray'a geliyor, kimsesi yok. Biz akrabayız. Amcamın evine geliyor küçük amcam. Abi diyor, ben dişçi oldum, buraya geldim, beni buraya yerleştirin, burada dişçilik yapayım. Onu yerleştirene kadar amcam benim bir odasını açtı, orada gelene gidene diş yapıyor. Çalışıyor amcamın evinde. O öksüz, ben öksüz, bu amcamdan istiyor beni. Vermiyor büyük amcam. Küçük amcam razı oluyor, büyük amcam vermiyor. Niye? Dişçi seni istiyor, amcam vermiyor. Zabıta memuru, şambaz vardı, bıyığın şambaz, siz bilirsiniz. Onun yeğeni varmış, o istiyor, amcam vermiyor. Allah Allah. Niye? Başlık var o zaman. Küçük amcam veriyor, ebem veriyor, amcam vermiyor. Şimdi babaanne de olmayınca amcaların takdiri hepsi. Babaanne var. Yok, baba. Baba yok. Baba yok, anne yok. Sonra vermedi. Yine bir daha bir dünür gelmiş bana. Amcamın hanımı dedi ki, büyük amcamın hanımı, Süheyla dedi, buyur yenge dedi. Sana dünür geldi. Ben istemiyorum dedi. Beni okutmadınız, ben evlenmek falan istemiyorum dedi. Gel gel dedi, şu kapıdan bir bak, şu kapının anahtar deliği var ya. Oradan şöyle bir baktım ben. Ay iri bir adam, esmer, bıyıkları şöyle. Ay bir bağırdım orada. Ben dedim, bunu mu alacağım? İstemiyorum dedim, dışarıya kaçtım. Neyse, adam kalkmış gitmiş. Yengem amcama söylemiş, amcam bana bir dayak. Eyvah eyvah. Sen nasıl karşı geliyorsun bana? O vuruyor, ben istemem diyorum. O vuruyor, ben almam diyorum. Korktum adamdan. İki evliymiş adam, çocuğu olmuyormuş. Çocuk için alacakmış. Ben 18 yaşındayım. Adam koskoca şey gibi bir. Görsen aklın durur. Dövdü. Şu ateş küreği, eskiden soba yakardık. Evet, ateş evet. Alırdık ondan kürek. Onun sapı değnekti. Onun sapı. Demirinden tuttu, değneğinden şuralarıma vurduysa şuralarıma hep simsiyah oturdu buralar. Dövdü. Bu rahmetlik adamın işte dayısı gilden de beraber oturuyor amcamlar o millet bahçesinde. Sen gidip gelirken görüyordun amcayı? Hiç görmedim. Hiç görmedim. Hiç görmedim, tanımıyorum da. Ama millet bahçesinde o bahçıvan olarak oturuyor, milletin bahçesi ya, kira falan yok, evet. Ev iki katlı. Amca mezarlığa bakıyor, büyük amcam, Leyla'nın babası. Bilir bunlar benim eski sülaleyi. Amcam da orada, aynı katta, altı eskiden beylik atları beslenirdi. Beylik atları. Alt katta o atlar var, bakıcılar var. Onun üstünde biz oturuyoruz. Amcam, işte o benim adamın dayısı beraber. Evet. Bir odada onlar, bir odada biz, bir oda var. Onun iki kızı var dayısının. Ben varım, üçümüz arkadaş bu iki kızına. Evet. Afiyet fesleyen kulakları çinlesin. Bu da askere gitmiş. Rahmetlik benim adam. Evet. Askerden gelmiş. Geldikten sonra tekrar Bora uğruyor. Annesi giline görüşüyor. Hemen dayısının yanına geliyor. Küçük fesleyen dediğim küçüktü o. Çarşıya gidiyor parka. Annesi bir şey söyledi, onu almıyor. Geldi bir bağırıyor, bir bağırıyor. Anne, Muzaffer abim geldi, Muzaffer abim geldi. Ama kim kız dedi Muzaffer abisi? Evde büyük bir bayram sevinci var. Büyük ablasına. Affet dedim, kim bu Muzaffer abisi?
Babamın yeğeni dedi Muzaffer abim. Çok severiz. İyi. Şimdi akşamından oldu ikindinden sonra balkonda oturuyoruz üç kız. Yengemler içeride yemek yapıyor. Bak eskiden o kadar bir sevgi vardı ki oğlum bak. Bir evde oturuyoruz dairede birer odada. Mutfak bir beraber pişiriyoruz beraber yiyoruz. Akşam oldu mu herkes odasına dağılıyor. O kadar sevgili muhabbet vardı. Ama amcam beni dirlik vermiyor bana. Alacağım da alacağım onu diyor. O diğer adamdan bahsediyor değil mi? Onunla evleneceksin diyor. Evimizde de bu ağaçın oradaki evimizin bir odasında da bir kadın oturuyor. Amiş abi diye. Ahmet abi kahveciydi rahmetli. Ona ağlıyorum. Amiş abi ne yapayım ben diyorum. Bu adama zorla verecekler. Ben korkarım o adamdan diyorum. Vallahi diyorum zehir içip öleceğim. O da bana diyor ki işte bak cahillik. Ölme diyor. İyi bir insan evladı bulalım. Kaç git diyor. O da farklı bir şeyle sizi yönlendiriyor. Ya. Neyse oğlum. Şimdi kızlarla balkonda oturuyoruz. İkinci kat. Bahçenin elmalıkların arasından benim adam geliyormuş. Büyük kız görünce ay Muzaffer abim geliyor diye kalktı. Şöyle eğildim balkondan baktım. Geliyor bir tane koca kafalı bir adam. Aman Feslihan dedim abiniz de bu muydu dedim kocaman kafası varmış. Eyvah eyvah. Ya büyük söylemeyeceğim. Neyse geldik gittik. Oturdular biz balkondayız. İşte onun yemek yiyince oturuyor. İlk üç gün sonra Cemal abinin hanımı dedi ki rahmetli Hanife abla dayısının hanımı. Kuddüs Efendi dedi, bugün bir sinemaya gidelim. O zaman yazlık sinemalar oynardı. Siz bilmezsiniz onu. Evet. Kalktık sinemaya gidiyoruz. O gün de sabah amcam bahçeyi, elmalığı tüm suladı. Giderken benim de saçım uzun oturdum mu şöyle ikiye büküldü. Oo maşallah. Kafam filan örtüp de saçım arkadan görünüyor tabii. Şimdi gidiyoruz. Bu da beni arada sırada görüyor ya gelip giderken gayri gözünü takmış bana rahmetli kadın. Ama sen beğenmedin. Ben hiç şeyle hiç ilgim yok. Şimdi kalktık sinemaya gidiyor. Karanlık o zaman elektrik neyi sokaklarda yoktu. Bir küçük el lambası şey. O önden tutuyor biz de onun peşinden gidiyoruz sırayla. O zaman oralarda ev mev yok, kavaklık her taraf şey, Alibaba dükkanı orada. İnip gideceksin, zincirli koyunum orada. Giderken bizim rahmetli adamın genç ya güzel de giyinmiş, daha güzel görünüyordu. Bir kaydı çamurdan düştü, şap üstü başım attı. Eyvah eyvah. Amcası göze dedi, bir enamızsız dedi, bir enamızsız ne yaptın? Kalk, kalk, kalk dedi, kalk. O çamurdan evine gitmedi, bizim en sinemiye geldi. Sinemaya vardık, oturduk, karanlık, el lambası, biz varana kadar başlamış. El lambasından yer gösterdiler, oturduk neyse sırayla. O da benim arkama oturmuş. Şimdi sinemaya bağırıyor, şimdi sinema. O zaman ne nasıl bir şey bağılıyorsa, bayılıyoruz biz. Arkamdan saçımı şöyle bir çeken var. Dönüyorum, bakıyorum, Allah Allah. Bir daha çekiyor, buymuş. Dikkatinizi çekecek ki orada konuşacak. Anladım sonra. Ama bir şey diyemedim. Yola çıktık. Feslihan'a dedim ki Afet'e, büyük dayısının büyük kızına kız Afet. Bu koca kafayı abiniz dedim benim saçımı çekiyor söylerim amcama dedim ona bir ton dayak atar dedim. Abi. Bak dedim kollarımı bacaklarımı görüyorsunuz söylersem öldürür onu dedim. Git gavrum delisi, abim çok iyi dedi. Abim gibi seni mi bulacağım? Ama senin hiç gönlün yok değil mi teyzen? Yok, yok oğlum, yok yani vallahi. Yani amca uğraşıyor ama sen beni hiç seviyorsun. Yok, yok. He. Neyse o gün yattık, ertesi gün yine eve geldik. Bu herif yine geldi. Hadi. Bu kız yine geldi. Ben ağlıyorum. Ebem ağlıyor rahmetlik. Amcam öldürürüm diyor, seni buna vereceğim. Başlık alacak. Onlar gitti ne
Neyse ben ağlıyorum, akşamdan oturdum ekmekle yemedim. Abişaba dedi ki, kız Allah canın alsın dedi. Vallahi kaçtık birisine dedi. Ertesi gün ben oraya millet bahçesine gidince amcamına. O bana baktı, ben ona baktım. Sen beni alın mı dedi. Ben de alırım dedim. Bak canıma minnet. Ertesi gün akşam eve geldik, burada ebemin yanında yatacağım. Gece çıktım, beni taksiyle aldı, doğru Bora evine götürdü. Yaşar isminde bir her arkadaş. Her şey bu mu yani? Vallahi bu. Bora vardık işte, yanında bir de Yaşar diye arkadaşı var, onunla beraber bir taksi tutmuş. Vardı. O zamanlar taksi falan çok muydu teyzem? Yani yoktu, nerede? Taksi niye yoktu oğlum? Bir tane iki tane. Arkadaşının yani. Birisinin arabasıymış. He, ayarlamış. Ondan ne? Vardık şimdi, önce bir kapıya durduk, dayısının eviymiş. Oradan onun hanımını aldı, geldik eve. Ben ıslar adını görünce girmem diye direttim. Korktum, Allah'cığım görünce. Gayrı dayısının karısı dedi ki, gelin. Kızım dedi, o dedi, biz dedi halı doğuruk dedi, burada halı satarız dedi, bizim mesleğimiz, gençlerimiz doğur dedi. Ben bu evde kalmam dedi. Götürün beni geri eve diyor. Hayır, dayısının karısı beni aldı evine götürdü. Annesi de bağda göçkünmüş. Sabah onlar geldi. 18 yaşımı bitirmeme bir ay varmış benim. Nikahımız olmuş. Nüfus kağıdımı da amcamı orada bırakmış mıydı? Eyvah. Bir ay dayısıgilde kaldım ben. Sonra geldi buradan nüfus kağıdımı getirdi. Gelin oldum mu oldum. Bana bir elbise giydirdiler. İki oç aldılar, oynadılar. İşte gelin olduk oğlum. Ondan sonra 7 sene benim çocuğum olmadı. 8 sene kayınvalidemden kayınbabamdan oturdum. Ramazan bayramına bir hafta vardı, kayınbabam öldü. Peki kayınvaliden de kayınbaban nasıllardı? Çok çok insan. Arnavutlardı ama daha onun gibi insanlar daha dünyaya gelmemiş. Kayınvalidem, kayınbabam, görümcelerimin ikisi hayatta bulamayacağım insanlar. Maşallah. O zaman Sahile teyzenin çilesi evlendikten sonra bitti gibi. Bitti. Bitti ama yokluk var. He. Adamın işi yok. Oraya buradan işi bıraktı gitti. İş yok. Doğru. Benim baba yaşlı. Bağ var. 3 tane bağları var. Evleri var. Benim babam rahmetlik alıyor. 2-3 tane şey kuzu alıyor. Onu besliyor. Bir dana alıyor. Onu besliyor. Kışlık kesiyor. Et bol. Ama diğer ihtiyaçlar. O zaman 2 liraya çalışırdı benim adam, ameliye. 2 lira. 2 liraya. Böyle 7 sene yaşadık. 8. sene benim bu oğlan meydana geldi. Büyük oğlan. İsmi neydi? Necmi. Kayınbabam öldü. Kurban Bayramı'nda da kayınvalidem öldü. Ardarda. Arka arkaya. Ben oldum 25 yaşında. Bir tane çocuk. Bir tane kaynım var 7 yaşında. Biri var 9 yaşında. Bir kız var 12 yaşında. Bir tane görümcem var, evli. 3 çocuk bana kaldı mı? Ben kendim 25 yaşındayım. 3 tane bağ. Eyvah. O kadar çocuk, o kadar iş. Aynı zamanda işsizlik. Onların yok. İçinde onları büyüttüm oğlum. 3'ünü de büyüttüm. Görümcemi evlendirdik. Onlara bir nevi annelik de yaptınız. Yaptım. Küçük kaynı, büyük kaynımı okuttum Mersin'de. O zaman ortaokul paralıydı. Hmm. Ayda 10 lira öderdim. 10 lira da neydi biliyor musun sen? Şimdi bayağı iyi bir para. Senin. Ayda 10 lira para yatırıyorduk. Yemiyorduk, içmiyorduk. Onu az subayı yaptım. İyi şimdi maşallah. Ne şeydi? Adana'da şimdi. Emekli. Küçük kaynımı okuttum, memur çıkardım. Burada okuttum onu. Geldik 1 sene burada oturduk. Ateş değirmeni vardı, hatırlar mısınız? Onun üstünde Şükrü Efendilerin evinde, Irmağın kenarında şu eski Cumhuriyet Okulu var ya, onun arkasında eyler var Irmağa karşı.
Derin şişmanların evleri. Doğru. Onun orada oturdu. O küçük kaynımı da burada okuttu. Bu şeyde. Cumhuriyet okulunda, ortaokulu. O zaman ortaokul bitti mi memur çıkıyordu. Onu da memur yaptık, Ankara'ya gönderdik. İyi maşallah. Ondan sonra benim sırayla 6 tane oğlan oldu. Oo. 7 sene olmadı, ondan sonra arada 6 tane kız olacak diye, bu kız olacak, bu kız olacak, 6 tane kız ararken 6 tane de oğlan oldu arada. Bunlar da sonra sırayla 4 tanesi öldü. Nasıl oldu teyzem yani? Hastalık mı oldu, ecelleri mi? Biri nazardan çatladı öldü. Bağırsakları tüm affedersin büyük abdestinden döküldü, koptu geldi. Allah nazardan Allah. Öldü. Kaç yaşında oldu kız? O 11 yaşındaydı. Nazardan çocuğun bağırsakları söküldü geldi böyle beyaz beyaz çıktı. Çok mu yakışıklıydı, çok mu böyle güzel bir çocuktu hani nazar çok deyince? Çok dindardı. Maşallah. Çok dindar bir çocuktu. Böyle. Ben kendim işte okumuşluğum yok, hala yok. Ancak yol bulacak kadar A'yı B'yi okurum şimdi. Kur'an'a gidiyor. Çocuklarına. Bu da benim yanımda gidiyor. Büyük oğlumu şu tarafıma oturtururum, küçük oğlumu şu tarafa oturtururum. En küçük oğlumu da kundağına şuraya koyan Kur'an kursuna gidiyor. Diyanet'te. Orada bu çocuk 9 yaşında Kur'an'ı tamamen aldı. Çok da zeki bir çocuk. Kur'an hediye ettiler, bilmem ne hediye ettiler. Çocuk nazardan çatladı, öldü. Rabbim gani gani rahmet eylesin. Evet. Bir tanesi yine hastalandı, öldü. Bu kaç yaşında? 12 yaşında. Kaç yıl var aralarında bu? 9-12. 2 yıl mı oluyor? 3 mü oluyor? 3 yıl. Ya 3 yıl sonra o ölüyor. O doğru mudur? 16 yaşında oğlum yine çok çalışkandı. O kadar çalışkandı ki okula giderdi. Okuldan geldi mi şu soğuk demir binalara yapıyorlar ya. Evet, onunla, evet. Ona giderdi çalışmaya. Onu da nazarına yediler. O da düştü öldü. En sonra ne oğlum? Yüksek mühendis oldu, okudu. Trabzon'da okudu, Karadeniz Teknik'te. Afyon'da çalıştı 2 sene, bizi yanına götürdü. Orada çalışırken, esas daha çok bu kamu binalarını şey diyordu, mühendislik yapıyordu, yüksek mühendisti. Çocuğa getiriyorlarmış. Kitabın anasına, dosyanın arasına ne derdi, geldi. Desteğinin parayı koyuyorlar. Hocam, Yılmaz Bey şu imzayı bir at. Rüşvet dedi. Rüşvet. Çünkü diyor, bu yüksek mühendis olunca ölçümüz derinden yapıyormuş. Kamu binası çünkü. Okul, mesela cami, herhangi bir şey. Evet. Bu da imzayı atmıyor, kovalıyor. Birinde yine gelmişler, Yılmaz Bey, sıfır araba, şu imzayı atmamış. Sonra müdüre diyor ki, ben imza istifa edeceğim. Anne dedi, niye diye tayin olayım, gidelim. Burada bana gidiyor, çocuğum abdestli namazlı Kur'an'ını derin bir çocuk. Maşallah, iyi yetiştirmişsiniz de teyzem. Yani çocukları da hani o... Evet. Daha Kur'an-ı Kerim işte kursuna giderken çocukları yanında götürünce... Benim şimdi küçücük torunumun oğlu var. Bu sene ilkokula başladı, babasıyla namaz kılar. Öyle maşallah, güzel ayetler maşallah. Okur ki aklım durur. Maşallah. Torunumu bilirler işte bunlar. Ezan okundu mu? Baba hadi kalk, ne duruyorsun? Ezan okundu. Camiye gider. Öyle gitmezsen büyüyünce odun olur, kemen olur. İşte bak bu önemli işte. Yani değil mi? Anne olmanın işte çocuk yetiştirmek herhalde dünyanın en zor işi. Çok zor. Yani o kadar paraya imzayı atmıyor. İnan ki ben gelini çok takdir ediyorum, Engin'in hanımını, torunumun hanımını. Şöyle takdir ediyorum. Ben Kurban Bayramı'nda, yani size dönemiyorum, kusura bakmayın komşular. Çocuğa içimden geldi, gittim şu askeriye elbisesini çok seviyor. Rahmetli bu Yılmaz'ım kaza yaptı. Askeriye de kalacaktı, kabul etmedi. Onu anlatacağım. Yani oraya geçeceğiz. Öndüsün.
İki tane bir üst askeri elbisesi aldım. O kızım dedim çocuğa bayramlık. Ay baba ne dedi. Darılma güzel mi ama ben bunu giydirmem. Niye kızım? Kötü bir şey değil. Babaanne çok dar. Arpantol giydirmem şimdikten buna ben dedim. Gelin hanıma bak. Durunum hanıma. Dizden şu diz kapağından yukarıya pantolon da tişört da giydirmem. Böyle dardı. Şimdi böyle gidersen sonra önüne alamam. İşte böyle yetişirse böyle de yol alır o çocuk. Bak böyle. Sonra ne anlatıyordum işte. Şimdi Yılmaz abiye imza attırıyorlar. Kabul etmiyormuş rüşvet. Kabul etmiyor. Bu iki sefer istifa mektubunu yazıyor, veriyor. Müdür tekrar yok. Şey diyor. Kaybetmek de istemiyor böyle. İstemiyor. Bu gideceğim diye diretiyor. Acizlendik. Müdürle falan da çok samimi görüşüyoruz. O zaman öyle bir kalabalık yoktu. Hani bir ev gibi Afyon'daydık. Çok seviyorduk birbirimizi. Siz bu arada Afyon'da yaşıyorsunuz. Afyon'dayız. Beni götürdü, bizi götürdü yanına. Beraber oturuyoruz. Ev tuttu daire, bekar. İkimizi götürdü babasıyla. Dedim ki rahmetli adam dedim. Bu çocuk dedim burada durmayacak. Sen git müdürle görüş. Bu çocuğun Niğde'de sözlüsü var. Onun için durmuyor de dedim. O zaman mecbur bırakacak. Gayrı varmış babası görüşmüş gayrede. Üçüncü imzasını da verdi. Şeyini. Geldi Niğde'ye. Tekrar Bora taşındık. Kendi evimize kirada çarşının içinde. Benim bu dizler rahatsız o zaman da. Anne hem sen yürümüyorsun. Evimiz çarşının içinde. Her şey rahat ayağında. Sen dedim uzak eve oturtayım. Lan oğlum etme gitme. Evimiz çarşının ortasında. Orada Ziraat Bankası'nın arkasında evim. Niğde yolunun üstünde. Niye öyle bir şey yaptı? Ben biraz yürüyeyim diye güya. Ha, daha önce de oğlumun karşı komşum vardı böyle karşı karşıya. Benim kızım yok, onun da oğlu yok. Bir kızı oldu. Onu ben çok sevdim. Evde baktım, büyüttüm, sevdim. Onunla benim bu oğlumu sözledik biz. Oo, o da sonra yani. Da o kızcağız, o lisede okuyor. Bu da şeyde okuyor, Karadeniz'de. Bu kız biraz açıldı saçıldı. Dedi anne bu bana gelmez. İşte bazı sorunlar oldu. Olmaz, bıraktı oğlan. O yüzden evden oraya göçtük biz. Orada oturuyoruz. Bir cuma gün babası dedi ki böyle abisi de evli, bu Fatmagil evli. İşte burayla vazetli şu sarı evler var ya ora gibi. Bir, yani Niğde'nin yolu var aramızda. Bu tarafta bizik, o tarafta o. Necmigil'i de oraya oturttum büyük oğlumu. Akşama kadar bizde geliyorlar, yiyorlar, içiyorlar. Akşam yatmaya gidiyorlar. Bu şimdiki dediğim torunum benden kalır. Hmm. 3,5 aylıkken annesi Mehmet'in ayırdı. Dedeyle benim yanımda o. Gitmez. Şimdi orada oturuyoruz. İşte dikmeliğimiz var. Bağları sattık. Akından gelemedim. Bir tek dikmeliğimiz kaldı. Ev duruyor. Dikmeliğimiz... Dikmelik nedir teyze? İçi çok büyük ekilecek tarla, etrafı meyve, ekilecek sebze yerleri, meyve dolu. Şimdi oralar hep ev oldu. Orayı yani öldü parasına verdim, o paraya vermeden bir vakfa verseydim çok iyi olurdu ama düşünemedim o acılarına. Niğde'ye gidiyor geliyor tayin oldu. Şimdi orada oturuyoruz. Bir gün cuma günü akşamda bu oğlum çarşıdan işten geldi. Bu da bunun da bu da şeyde çalışır. Dışarıda böyle badana boya yapar büyük oğlu. Akşam oldu yatmaya gidecekler hanımınla. Babası dedi ki Necmi dedi. Hı baba dedi. Yarın sabah dedi işçi tutacağım oğlum şu dikmeliğin dedi. Budaması var. Arkları temizlenecek. Sen de gel. O da ben gelemem baba dedi. Bak. Niye gelmiyorsun oğlum dedi. Ben işçi tutacağım başında bulunalım dedi. Biz de biraz yardım edelim. Gelmem dedi. Gidişin
işin olsun da gelişin olmasın dedi baba. Eyvah eyvah. Baba beddua saldı. Kış sonbahar işte böyle ağaçlar budanıyor. Ben şöyle minderde oturuyorum rahmetlik ölen çocuğum da. O zaman şu renkli televizyonlar yeni çıkmıştı. Bir televizyon almış o duruyor. Şöyle Nide'den geldi, abdest aldı, namazını kıldı, şuraya oturdu. Onu ayarlamaya uğraşıyor oturduğu yerde. Ben de adama dedim, ağzım kurusun nasıl söylüyorum ona, ben 7 tane kurban kestim dedim. Nasıl söylüyorum bu lafı sen dedim. Rahmetlik çocuk da buraya büro açtı. Nide'de çalışıyor buraya. Aksaray'da büro açtı. Ve şu Somuncuoğlu pasajının birinci katından büro tuttu çocuk. Buraya büro açtı. Proje plan çizim yapıyor. Nide'den istifa edecek. Nide'den buraya aldıracak. Hem müteahhitlik yapacak hem mühendislik yapacak burada. O da orada oturuyor. Birinci katını kiralamış. İkinci katını da tutmuş çocuk rahmetlik. Anne dedi, Ramazan'ın dedi, burada tutalım, Ramazan'a bir hafta var orucu. Orucu burada tutalım, o zamana ben de evi dedi temizleteyim badanasını, madanasını, bayramdan sonra göçelim diye bunu konuştuk daha önce. O öyle beddua edince babası, Yılmaz dedim, kurban olayım badana boya istemiyor. Şu dikmelikten dedim, şu şeyden bir kurtulalım dedim. Nasıl intizar ediyor baban oğlum? Bizi bir at Aksaray'a dedim. Bu sefer babası döndü. Güvendiğin dalı Allah eline versin. Dedi. Allah Allah. Vallahi billahi. Amca niye bu kadar şeyi mi seviyordu? O bahçeliği falan mı seviyordu? Dikmeli? Çok düşkündü oraya. Bahçeye düşkündü öyle mi? Allah ağzım kurusun adam dedim. Peki sert bir adam mıydı amca? Yok. Çok yumuşak. Çok hatır sever, çok her şeye koşar, çok eli açık. Yani ne dilsem yaptı, yapan bir insandı ama o gün nasılsa işte çıktı. Allah'tan ister. Neyse ama ben şey yaptım, bozuldum Allah var ya, onlar gitti, biz de, çocuk da bozuldu. Yattık. Bu çocuk rüya görmüş. Necmi abi mi? Yok, mühendis olan. Yılmaz. Öyle. Sabah cumartesi. Babası erkenden gidecek, işçi bulacak böyle 4-5 tane, o atları bir günde temizleyecekler, ağaçları budayacaklar. Rüya görmüş, ben de kalktım. Şimdi hazırlıyoruz onları, yiyecek, su, öteberi işte oraya götürecekler. Anneye dedi, ha dedi. Bak dedi, biz dedi bugün babamla dedi dikmeliğe gideceğiz. Güzel dedi, banyomuzu yakın aşama doğru dedi. Suyumuz hazır olsun dedi. Olur oğlum. Bir de dedi aşure çorbası pişir bana dedi. Allah Allah oğlum aşurayı değilmiş. Canım istedi dedi. Olur dedim. Bir de pide yap dedi. Oh maşallah. Olur dedim. Macir pidesi var böyle kapama sacın altında pişiririz biz kendimiz. Kendiniz yapıyoruz değil mi yani? Kendimiz. Gelince dedi. Banyomuzu yaparız dedi, yemeğimizi yeriz dedi, bahçenin işi de biter, rahatlaşırız dedi anne, hiç kafanı yorma. Ama ben bir rüya gördüm dedi, hayır olsun oğlum dedi. Rüyamda dedi, bizim dedi dikmeliyim, oradayız, tam asfalttayız dedi. Mehmet abimle beraber, bir de Mehmet diye oğlum var benim. Anlatırım belki de bilmezsiniz. O da benim kızım olmadı ya. Evet. O çocukların arasında Nevşehir'in Kavak köyünde bir anne baba ölmüş, 5 tane çocuk kalmış. Oradan bir tane kız aldım, getirdim mi? Evlatlık mı edindiniz? Evet. Nasıl oldu o iş? O kızı getirdim. Onu büyütüyor. Nide'nin Çamardı'ndan anne baba ölmüş. Kaç tane çocuk kalmış. Oradan bir de oğlan getirdim. Benim çocukların yanında onlar da var şimdi. Allah Allah. Ha? Herhalde biraz hikaye size benzediği için mi getirdiniz? Siz işte çok baba da öksüze, fakire çok düşkünüm ben. Bak bugün de ben şimdi öğleden sonra saat 1:30'da sohbetim var. Kur'an sohbetim gideceğim. Evet. Oradan biraz para dileneceğim.
İmkanınız varsa 5-10 kuruş da siz verin buna. Burada bir talebemiz var. Pazartesi günü gidecek üniversiteye. Hiç parası yok. Anne kıvranıp duruyor. Onlara para toplayacağım şimdi. Mümkünse. Kesenizden ne çıkarsa. Ayarlarız inşallah. Evet teyzem. Bu rüyayı gören Yılmaz abi miydi? Ha, Yılmaz. Ha, rüyayı anlatıyordun bize. He, Mehmet abimle hepsinin büyüğü şimdi o büyüttüğüm Mehmet dediğim olan Nide'den aldığım oğlan. Evlatlık edildi. Şimdi abiler o. Onu evlendirdim, büyüttüm. Kızı da büyüttüm. İkisini evlendirdim mi? Maşallah. Karşımdan bir ev tuttum, o tutturdum. Ben de yiller, içerler, yatarlar, evlerine giderler. Benim büyük oğlanla bunları karı koca da iplik fabrikası Nide'ye Bora ilk açıldıydı o zaman. Oraya soktum üçünü. Üç okul şeyden fabrikadan gelirler, ben de otururlar, yerler, içerler, yatmaya giderler evine. Ah maşallah. Bir kızlar oldu, bu Mehmet dediğimin, büyüttüğümün. Onu da büyüttüm, benim ismimi koydular şimdi, ismi Süheyla. Şimdi görüşüyor mu teyzem onlarla? Gelirler, nasıl hem de. Kıymet bildiler değil mi? Nasıl, nasıl hem de. Gelip benim yanımda kalmıyorsun diye şimdi orada bu oğlum kendini parçalıyor. İyi, aman öyle olsun. Onun kızını da okuttum, başhemşire yaptım. Oo. Çok mutluyum elhamdülillah. Siz ilk önce amcanın kardeşlerini okuttunuz. Ondan sonra çocuklar, ondan sonra evlat edindiniz çocuklar. Sonra onların çocukları. Evet. Şimdi torunlar. Evet. Vallahi maşallah. Daha İki torunumun ikisini de Kur'an'a, birini Kur'an kursu hocasını yaptım kızını. Büyük oğlum da şimdi büyük torunum. Bütün vakıfların baş. Belki bilirsiniz. Doğrudur. Engin Hoca. Doğrudur. İlkokul öğretmeni. Doğrudur. Türkçe öğretmeni. Anne dedi ben bir rüya gördüm. Hayırdır oğlum dedim. Mehmet abimle beraber dedi motorla dedi bizim Dikmeli'ye gidiyor dedi. Aynen görmüş inan ki. Aynen. Yukarıdan dedi bir şey dedi uçtu yeşil bir şey geldi dedi tam bizim Dikmeli'ye gireceğimiz yere kondu dedi. Şöyle beni sardı dedi. Mehmet abim bağırıyor dedi. Ben görmüyorum ama dedi. Kim o Yılmaz nereye gitti peygamberimiz dediler dedi. Duydum dedi. Aman oğlum ne güzel dedim Allah hayra çıkarsın dedi. Tamam. Neyse bunlar üç tane taksi geldi, işçiler geldi, bindiler yiyeceklerine, içeceklerine. Bu Mehmet dediğim çocuğun da bir motoru vardı. O da motoru almış gelmiş, ana dedi. Ben de dedi oradan dedi ağacını yakıyorum dedi, içinden çıkanını yiyorum dedi. Ben de gideyim yardım edeyim. Olur oğlum gel dedim. Eve ayrı. Yılmaz dedi ki rahmetli çocuğum anne dedi. Mehmet abimi tek göndermeyin. Ben de onun motoruyla gideyim. Hmm. Motorlu traktör mü yok, yoksa yok, yok, iki tekerli? İki tekerli motor. Motosiklet ha. Bu küçük büyük oğlumun da şimdiki şu dediğim torun benimle dedenin yanında ya hep ayrılmaz. Amcamla ben de gideceğim diye kendini parçalıyor. Neyse onu da yanlarına aldılar. Motora bindiler gittiler. Öğlen geçti bir de baktım motorunun çocuğu almış bu rahmetlik çocuk geldi. Anne dedi bu çocuk oynuyor hopluyor babam huzursuz oldu dedi. Çocuğa azarlıyor kızıyor dedi. Onu çok severdi Yılmaz rahmetlik. Şu çocuğu getirdim dedi. İşçiler de çok ya çalıştılar yoruldular anne dedi. Bir çarşıya gideyim biraz dedi et alayım biraz yeşil domates öteberi. Onlara bir dedi mangal yapayım gidireyim dedi. Oğlum her şeyini çok çok koyduk. Yok dedi. Orada şimdi o yorgunluğuna bir et yillerse yorgunlukları çıkar. Tamam oğlum. İki tane o zaman naylon bidon yok. Eskiden bizim o zaman bakırdan güğümlerimiz vardı böyle. Sen yalnız bir su koy bize. O iki güğümü doldurdum. He benim gözüne soktuk. İçecek su değil mi? He. İçilere içecek su götürüyor. Oradan da çarşıdan et almış, öteberi almış, orada mangal yapmış, bunların hepsine yedirmiş, içirmiş, taksi gelmiş. Biz de ev
Eskiden dediği gibi ben de büyük tencereyle bir tencere çorba pişirdim, aşure çorbası. Büyük yemek sinisi gibi siniyle, çünkü şimdiki şeyler, siniler şöyle. Bizim yemek sinisiyle kapaklarımız var böyle kapaklı. Ondan bir sini şey yaptım, pide. Banyoyu da gelin yaktı, banyonun kazanı kaynıyor böyle büyük kazan. Bekliyor akşam ozanı oldu, şimdi orta karardı. Babasıyla büyük oğlan geldi, bu küçük yok, Yılmaz yok. Adam dedim, hani Yılmaz? Gelir ya Mehmet'inle onlar motorla arkadan gelir dedi. Gelecekler dedi. Bir bekliyor, yok babası banyo yaptı, çıktı abisi banyo yaptı. Orta karardı, yok. Ama benim içime şurama bir taş oturdu şuraya, şöyle. Yılmaz diyorum gelmedi adam, kalk baksana diyorum bu çocuklar bir şey olmasın. O sırada bizim kapı çıktı. Bu Mehmet şey, komşu. Bu Mehmet dediğim çocuk. Tam o rüyayı gördüğü yerde kaza yapamadı. Anam diyor Mehmet, vallahi diyor hiç diyor arın motoru ne sürdü ne çalıştırdım diyor. Motora ben bindim diyor. Yılmaz da benim arkama bindi. O arada şimdi eskiden böyle şey yoktu, bir pazar çantası vardı şöyle bezde. Bütün malzemeleri koymuşlar, bir tane panta. Nacak küçük bir panta. O kalmış. Ama Mehmet abi bunu şu çantanın içine atayım demiş. Atmış şu eline aldı diyor Mehmet. Çantaya atmamış, elinde kalmış, öyle mi? Yok, çantanın içine koymuş, motora binmiş arkasına. Evet. O arada anam diyor, bir rüzgar çıktı diyor, bir fırtına çıktı, daha çalıştırmadım mı motoru diyor. Aman yıl Mehmet abiyi köpek diye şöyle elini sallayınca, o elindeki palta şöyle gidince rüzgarın suyuna şu arkasını diyor şu arkada. Sobancık var kendi eliyle. He şu sobancık varmış arkada. Arka bilgimi onu kırıp parçalar. Bir de diyor baktım diyor ne köpek var ama Mehmet abi köpek geliyor vurma diye şöyle sallamış elini. Anam diyor baktım önümüzde ne köpek var ne Ezrail tabii öyle göründü. Arkamdan Yılmaz şöyle sessizce yıldı. Yılmaz ne yapıyorsun? Doğru otur çalıştıracağım. Yılmaz düştü diyor. Hemen inmiş gayrı başka araba geliyormuş. Bunu arabaya atmışlar. Motorun yolda kalmış. Ne diye götürmüşler oradan. Bir telefon gelmiş. Bunu götürmüşler gayrı hastaneye. Ne diye yatırmışlar. Kafasını buz koymuşlar. Ellerini ayaklarını bağlamışlar. Size ne zaman haber geliyor? İşte attı. Kapı çaldığında açtım. Yine Mehmet diye bir komşunun çocuğu. Söyle abla dedi. Mehmet abi telefon açtı dedi. Yılmaz kaza yapmışlar dedi. Yılmaz abiyle dedi. Niğde'de hastanedeler. Ay diye bir bağırdım. Ben hemen ev sahibimiz indi. Bizi taksiye attı götürdü. Bağırdım ki ayaklarını bağlamışlar. Ellerini bağlamışlar. O hastanede bir bağırıyor. Allah! Dedim o hastane ayağa kalkıyor. Ondan sonra bir alıyor, bir ayet okuyor. Yusuf suresinden büyük bir ayet okuyor. Biraz okuyor, ondan sonra Allah! Diye bir bağırıyor, direniyor şuralarını kanadı çocuk. Dedim adam bunu dedim burada tutmayalım, kıvranıyorum, ağlıyorum. Neydi? Aksaray, Kayseri, Ankara'ya götürelim. Doktor geliyor, yok yok biz tedavi ederiz. Biz ben Ankara'ya götürelim, o da tedavi ederiz. Ankara'ya götürdük, orada öldü çocuk. Sümerde gelmiş değil ama. Mi? Ben anne derdi, ben Aksaray'ı çok seviyorum. Aksaray'ın 72 bin evliyanın yeri. Ben Aksaray'a yerleşeceğim. Orada mühendislik yapacağım, müteahhitlik yapacağım, büyük bir arsa alacağım. Bütün terleme sülalesini onun içine toplayacağım. Bir masraf alacağım, kar almayacağım. Onlara da benim hayrım olacak bu. Sakın bana evlendir deme. Öyle diyordu. Bu işleri yapayım, ondan sonra seninle bir de hac yapalım. Sonra evleneceğim anne. Tamam mı? Tamam oğlum. Seninle beraber anne bağışlanıyor. Nasıl bağışlanıyordu?
Cümle amcayları ölümcü. Yemin edelim. Organ bağışı yapalım. Ha, organ bağışı. Ben de yapayım, sen de yap. Tamam oğlum. Olur. Böyle kaza yapınca o da kaldı, o da kaldı. Ankara'da ölünce bana da orada bir iğne yapıyorlar. Buradan alıp bora götürüyorlar, koyuyorlar. Ben ayıktım. Rüyamda oraya koymuşlar, sabahından kaldıracaklar. Evimizin karşısında böyle sizin ev gibi cami var orada. Oturdum evin karşısında. Baykınım uyuyor. Uykumun arasında kapıdan giriverdi böyle salona, antriye. Oğlum nerede kaldın dedim, yemekler sordu. Anne dedi şu karşı camide dedi, cuma namazı kılıyordum dedi. Meğer orada ölü cenazesi oradaymış. Bilmiyor. Öyle gördüm. Durdum şöyle ayıktım, kadınlar tüm oturuyor. Bismillahirrahmanirrahim. Gelin dedim, kız Yılmaz abin geldi, yemeğini getirse anne dedim. Ondan sonra hemen bana bir iğne daha yapıyorlar. Yine bayılıyor. Ve sonra ayıktım, aklım başıma geldi. Adama direttim şimdi. Ben senden boşanacağım dedi. Kadın deli misin, divane misin? Yok. Senin o bedduan intizarın çocuğunu mahvetti. Ona dedi. Ben seni istemiyorum dedi. Etme, gitme, bacısı, dayısı, ötesi, berisi neyse oturduk. Ama dedim adam sana hiç aklım helal. Çocuğum senin bedduayı yüzünden gitti. Ananınkini süt karşılarmış, babanınki hemen tutarmış. Hemen Yılmaz evdekine beddua ettin buna dedi. Ben dedim çocuğumun cenazesini, çocuğum Aksaray'ı çok seviyordu, oraya gidecekti. Cenazesini ben oraya koyacaktım, cenazesini de buraya getirdim, ben götüreceğim. İlle götüreceğim. O diyor yok, ben götüreceğim. Yeğenim vardı rahmetlik. Amcamın oğlu Celal Terlemez. O da emniyet müdürüydü İstanbul'da. O duymuş geldi. Onu çok severdim. Aşırı severdim. Zaten en küçük oğlumun adını onu koymuştum. O da kazada öldü. Abla ne yapıyorsun? Aman ne yapayım dedim. Yılmaz'ım gitti Celal. O arada Niğde'deki müdürü, Niğde'nin müftüsü, Afyon'daki müdürü, bana hepsi gelmişler. Bizdeler. Afyon'daki müdür diyor ki, teyze Yılmaz'ın mezarıyla sen hiç ilgilenmeyeceksin. Orayı ben yaptıracağım. Ben dedim buraya biz mezar yaptırmam. Benim çocuğumun vasiyeti var, benim olsun, kendinin olsun. Mezarımız sade etrafımız çevrilip bir taş konacak, mezar yapılmayacak dedim. Tamam o zaman taşını ben koyayım. Ona razıyım ama dedim buraya dedim yaptırmam. Çocuğumu buradan alıp ben Aksaray'a götüreceğim. Orayı cenazeyi alıp tekrar buraya. O sırada bu yeğenim dedi ki tamam abla dedi, emniyet müdürü ya abla dedi, Yılmaz'ı hiç ilgilenme, ben alıp götürüp yerleştireceğim. O zaman müftü de var, Niğde'nin müftüsü. O dedi ki Hacı bacım dedi, ben sana bir şey anlatacağım. Eğer şu anlattığım dedi, sana bir şey tesir verirse ne âlâ, vermezse al götür dedi. Anlat Müftü Efendi dedim, oturuyor şimdi. Peygamberimiz zamanında dedi, Peygamberimizin yemeğinden, kalan artık yemeğinden herkes tatarmış, tatmak istermiş dedi. İşte o çağırmış, bu çağırmış sahabiler dedi. Sonra sahabinin birinin de dedi, bir tane dedi, küçük dedi, devesi, deve yavrusu varmış dedi, portak dedi. Çocuklar, iki oğlu varmış, onunla oynarmış. O adam dedi, Peygamberimize, ya Resulallah bugün de gel ben de yemek ye demiş dedi. O da kabul etmiş dedi. Bak bu dedi, şaka maka değil, hikaye değil, bu hadis dedi bu. Eve gelmiş hanımına dedi, hatun böyle böyle Peygamberimiz yemeğe gelecek. Hanım da demiş ya ne yapalım, ne pişirelim, biz yok, işte bir şey yok. Şu deveyi keselim yavrusunu. Kesmişler dedi. Oğul, iki tane oğlu varmış, biri küçük, biri biraz büyük. Eskidenki evlerde bilin dedi. Düz, ufak bir yapı. Çocuk dedi, küçük uyuyormuş dedi, büyük dedi, çıkmış
damın üstüne dedi, annesi gibi onu keserken görmüş dedi. Annesi neyse mutfağa gitmiş dedi, iş yapıyor, et hazırlıyor, peygamberi de yemek hazırlıyor dedi. Küçük çocuk uyanmış, oynarken dedi, devenin yavrusunu çok seviyorlarmış dedi. Büyük şikayet etmiş bütçeye dedi. Devemizi babamla annem kesti. Nasıl kesti abi? Yat da göstereyim sana demiş dedi. Çocuk yak vermez. Annesi görmeden dedi bıçağa inanmıştı. Böyle kestiler diye çocuğu kesmiş. Kardeşim. O da orada ölmüş dedi. Neyse. Çocuk ağlamaya başlayınca dedi. Korkmuş kanayınca dedi. Anne gelmiş bakmış ki dedi çocuk ölmüş. Hemen dedi onu şey etmiş dedi, almış dedi bir yorganın altına örtmüş. Çünkü dedi evladımız, anamız, babamız peygamberimize feda. Ben önce onu ağırlayayım da sonra bunun acısına uğraşayım dedi. Kadın demiş örtmüş dedi çocuğu dedi. Akşam olmuş dedi, hazırlanmış peygamberimiz gelmiş evine yemeğe dedi, oturmuşlar. Peygamberimiz elini sokmayı, lokmayı uzatınca demiş, dedi. Çocuk olmasa ben yemem demiş. He, yok. Hemen vida gelmiş dedi. Bu evin yavruları var, gelmeyince yeme haram diye. Ev sahibi ne demiş dedi. Tabii Arapça söylüyorum, ben Türkçesini anlatıyorum size. Sizin iki yavrunuz varmış, getirin. Öyle yiyelim. O da demiş, ya Resulallah uyuyorlar ikisi de, annesi yatırmış, uyutmuş. Tamam öyleyse demiş. Bir daha elini uzatmış dedi. Onlar gelmeyince sakın yeme haram. Demiş dedi, sen çocukları getirmezsen ben yemek yemem. İçeriye girmiş adam dedi. Kadın kaldır şu çocukları da götürün, peygamberimiz onlar olmayınca sofrada yemek yemiyor. O zaman dedi kadın açmış bak, ağlamaya başlamış. Bizim dedi demiş deveyi kestiğimiz gibi, bu da demiş öyle gösteriyorum diye çocuğu kesmiş, çocuğun ölü yok demiş. Girmiş peygamberimize ağlayarak böyle böyle efendim. Al gel çocuk, efendim ölü getir. Birini getirmiş oturtturmuş, ölü çocuğu da böyle sarmalamış getirmiş. Elini açmış dedi peygamberimiz, bir dua etmiş, çocuk dedi canlanmış, beraber oturup ekmek yemeye başlamışlar dedi. Annenin sabrına bak kızım dedi, gördün mü dedi, ölü çocuğu oraya saklıyor, misafiri ağırlayacak, sonra babasına üzüntüsünü belli edecek. Bu böyleyse dedi, bu çocuk dedi buraya yattı, mezarına kondu, sorgusunu sualini verdi. Şimdi buradan katıracağım, bir daha götüreceğim. Ayrıyeten bir daha sorgu sual verecek, tedirgin edeceğim hacımacım. Sen bunu dinledin. İstersen kaldır götür çocuğunu, istersen burada kalsın. İyi kalsın dedim, öylelikçe bıraktık. Orada kaldı o. Ondan sonra ben adama dedim, ben burada durmam. Bazı sebepler de oldu. O sebeplerden dolayı Aksaray'a koştuk ki. Anneme telefon açtık. Biz Aksaray'a geliyor, acele bir ev bulun bize. Acele anında ev nerede bulunur? O zamanlar evler de az. Benim haberim yok. Kendisi telefon etmiş. Şimdi gayrı ben de üçü diyorum ya, beni, senin yüzünden öldü çocuğum. Adam şaşırıyor ne yapacağını. Suçlanıyor, mahcup. Kardeşime telefon açıyor. Mustafa Gile, Sultan Gile. Acele bize bir ev bulun. Ben eşyayı yüklettim, geliyor. Haberim yok. Bir de baktım kapıya koca bir kamyon geldi. Şu tüpleri götürür ya. Yaktığımız tüpleri, onun kamyonu. Üstünde üç tane adam. Kapıyı açtı. Hadi hadi hanım gidiyoruz. Nereye gidiyoruz? Aksaray'a. Nasıl gidiyoruz? Gidiyoruz. Adamlar girdi, mutfaktaki olanı, yatak odasında olanı, oturmasında olanı, ne var ne yok. Hepsini birbirine kattılar, arabaya yüklediler. Ev topladılar. Bindik, geldik. Erminare'nin oradan bir ev bulmuşlar.
Muzaffer Aygil'in evinin karşısında. Ben ne ev düşünüyorum, ne eşya düşünüyorum. Yılmaz'ın üstüntüsünden kendimi yiyip bitiriyorum. Geldik oraya oturduk. Ertesi gün kardeşimin hanımı Sultan, bu bilir sohbet arkadaşı. Nur Hayat var, kardeşimin hanımı. Tuttukları evi temizliyorlar, geldik. Neyse evi indirdiler aşağı, yığdılar, akşam oldu, yoruldular gelinler. Ben eşyaya meşyaya bakmıyorum, ben Yılmaz diye yanıyorum. Neyse akşam oldu, gelinler dedi, biz gitmezdik, mutfak kaldı, mutfağı da temizleyelim. Biz de yattılar. Sabahına kalktılar, iki gelin mutfaktakine iş yapıyorlar. Nurhayat, bilin Nurhayat'ı da. O balkona çıktıydı, ben içeride. Onlar iş yapıyor, ben öyle. Ben, o zaman binalar yoktu, bizim oradan mezarlığın taşları görünüyordu. Eğri minareden mezarlık. Evet, görünüyordu. İkinci kat. Ona bakıyorum, Yılmaz. Nurhayat geldi içeriye balkondan. Abla dedi, ne kızım dedi. Necmi abim geldi. Kızım Necmi abim ne işi var? Necmi abim fabrikada işte çalışıyor demiş. Şeker fabrikasında. Şeker. Oradan çıktı şekere soktu. Şekerde. Vallahi dedi koca bir kamyonu eşyasını yükletmiş o da geldi. Ama. Anneye dayanamadım. O eve o da yığdı eşyasını. Aynı evde mi? Aynı evi. Eşya benim var, bir eşya onun var. Karısını, çocuğunu, şeyin eşyasını indirdi oraya, bıraktı. Al asmaladık dedi, kamyonla geri kodu gitti oğlan. İşe gidiyor, fabrikada. Ha aynı zamanda eşya evi buraya getirdi, Niğde'ye tekrar... Geri geldi, geri gitti, gitti. Geri gitti işe. 2-3 ay orada çalıştı, gelin benim yanımda kaldı. Ev sığmadı. Ondan sonra karşımızdan 5 odalı bir ev buldu benim adım. İşte Osman Aygül'ün karşısından. Oraya göçtük. Orada otururken bir sene sonra baba da öldü. Kaldık mı ortada? Ha, amca bu da oğlan... o yıl vefat etti. Bir sene sonra öldü. Bir sene sonra öldü. Çocuktan bir sene sonra o da burada öldü. Bu oğlan da oradan işten çıktı buraya geldi. İşi gücü yok mu? Hadi. Bir tane dedenin, babanın aylığı kaldı mı bana? Kirada oturuyor mu? İşte bir badana boya bulursa gidiyor işte. Ben evi idare ediyorum. Elektriği veriyorum, suyu veriyorum işte. Kirayı veriyorum işte. İdare ediyor, gelip geçiyor. 13 sene orada oturduk öyle. 3-4 sene sonra, yok 1-2 sene sonra annem rahmetlik geldi. Dedi ki yavrum o zaman şöyle... Tekli bir arıtma var çıktıydı biliyor musun? Bir tane şöyle şu kadar su arıtması. Yavrum dedi bir su dedi arıtma çıkmış, temizleyen çıkmış dedi. Ondan bir gidelim de bana alalım dedi. Ben bilmem anne. Vallahi yavrum dedi gel. Anne dediğin kayınvalide değil mi? Kayın, yok kendi annem. Burada. Kayınvalide öldü zamanında. Gittik sonra bulduk ihlasmış o da. Bilmiyor ya. Vardık. Dedim böyle size su temizleyen bir şey var mı? Var dedi. Anneme bir tane aldık. O arada birisi geldi. Ya abi dedi benim dedi oğlanın işi yok dedi. Ne olur dedi bir iş ayarlasan olmaz mı? Oraya kaydetti. Benim de oğlanın işi yok. Necmi abi de işsiz. Aman dedim kardeş dedim. Benim oğlan da var bir tane işsiz dedim. Bir tane çocuğu var. Benim yanımda aylık yetmiyor. Onu da kaydetti. Bundan bir sene geçti. İlk 3 aylar başında Rakayıp Kandili mi oluyor o? Rakayıp Kandili gün gece gelinle beraber oturuyor şimdi. Ben artık ev sığmayınca eşyamın bir kısmını dağıttım. Sağa sola verdim. Gece gelinle sabah namazına kadar oturduk. Namaz kıldık, Kur'an okudum. Onu da yatırmadım işte. Sabah ezanı okundu. Hadi sen git yat gayri dedim. Ben biraz daha Kur'an okudum, yattım. Saat 8 olmuş. Bir de gelin geldi. Anneye kalka ne dedi? Senin telefonda birisi istiyor. Eve de telefon çıktı. Vardım, alo.
Abla sen bildin mi beni, ben İhlas'ın müdürüyüm. Hayırdır dedim, ne bileyim tanıyamadım. Sen işsiz bir oğlum var diyordum dedi. Oh, he dedim, hemen onu al gel dedi, işe alacağım. Kalktım oğlanı, vardım daha yatıyor, iş yok. Kalk oğlum dedim, böyle böyle seni çağırıyorlar, işe alacaklar. Ne yapacaksın, gazete dağıtacaksın. Ben utanırım, gazete dağıtamam dedi. Sen utanın da dedim, bir çocuğun karın dedim, bir ailenle ben ne yapayım. O zaman al karını çık git, nerede oturursan otur. Öyle deyince kalktı, giyindi bu, vardı. Öylelikçe İhlas'a soktu. Oradan emekli oldu. Şimdi kendisi emekli. Şimdi bir de kalp hastası karşımda, ileride otururdu. Ha Necmi abi de buralarda, bu macerada. Aynı karşımda, hemen şurada. İşte öyle oldu. Sonra da işte beraber, ben evi idare ettim yine öyle. Oğlum dedim, sen çalıştığını, kazandığını mark yap, dolar yap. O zaman euro mu neyse o yoktu. Ben yine evi idare edeyim, biraz para biriktir dedim. Ev alalım sana. Gittim burada evi sattım, dikmeliği sattım. Ondan sonra birazını oğlum bir olana, birazını buna verdim. İşte biraz da biriktirdim. Bu evi aldık. 30 sene gelinle beraber oturduk oğlum. Necmi abinin eşiyle değil mi bu? 3 sene oldu işte. Baktım gelin de yaşlandı. Kalçadan ameliyat olacak hasta. Sonra bir de böyle gelinler ayrı oturuyor diye baktım ona hevesleniyor, meraklanıyor. Değişmeye başladı. Oğlum ben bir dedim ayrılayım, çıkayım dedim. Senin karnından bir rahat otur. Çünkü tatsızlık çıkmadan ayrılmak daha iyi değil mi? Oğlan bağırdı çağırdı, yok dedim ben çıkacağım. İşte öylelikçe buraya ayrıldım. Allah razı olsun komşularımdan. Ev sahibi burayı çağırdı, kendisi bana verdi. Biraz onun eşyası, biraz bu komşularımızın, arkadaşların getirdiği. İşte 1.200.000 lira para alıyorum oğlum. 450 kiraya veriyorum. Elektriğim, suyum, telefonum, doğalgazım işte. 150-200 de bana kılıyor. İdare ediyorum işte. Gittim hani 5-10 kuruş dedim, bakım parası verirse, karşımızda da fakir bir kadın var, bu bilir, bunlar bilir. O dedim gelir bir evimi markımı, hani geliyorlar arada bir şeyden, hastaneden gelip 15 şey bir ayda falan temizliyorlar da bir ayda öyle kalmaz. İşte öyle, şimdilik de işte bir çiğdiydim hani 5-10 kuruş dedim devlet verirse. Evet. O kadını çiğdiyim, gelir bir yemeğimi yapar, banyo yaparken yanımda bulunur. Bir evimi süpürür işte. Bilmiyorum, onu da herhalde vermiyorlar. Onu bilgim yok, onu sonra konuşuruz. Vermiyorlar, onu da vermiyorlar. Peki teyzem, araba bu kadar... Araba demişler, ben arabayı ne yapayım? Nasıl alayım arabayı, nasıl yapayım? Hayırlısı olsun. Şimdi bu kadar işte bir ömür, işte zaman zaman sevinçler, düğünler, zaman zaman böyle cenazeler. Evet, evet. Bir evet. Yürek buna nasıl dayandı? Çok cenaze çektim, çok yokluk çektim, çok sitem çektim. 12 ameliyat geçirdim vücudumdan. 12 ameliyatım var. Ama... Peki nasıl ayakta durdun? Önce Allah, sonra bu beni ayakta tutuyor. Bu Allah'ımın Kur'an'ı var ya. Yani şifa Kur'an-ı Kerim mi? Evet. Maşallah. Benim oğlum aklıma düşsün, bir eşyam aklıma düşsün veya herhangi bir sıkıntım olsun. Üzüldüğüm an hemen kalkar bir abdest alır, bunun başına geçerim. Bu gider, unuturum ondan sonra. Evet. İşte böyle böyle kendimi idare ettim. Elhamdülillah hayattayım. İyi maşallah. Rabbim sağlık sıhhat versin. İşte benim yaşantım bu, durumum bu. Allah razı olsun bu komşularımdan. Gelirler, hatırımı sorarlar. Perdem açılmadı mı? Gelirler, yoklarlar. Torunum arada gelir, yoklar. Allah bin kere razı olsun. O torunum hiç boş bırakmaz. İşte öyle oğlum, yaşantım bu. Eyvallah. Var mı bizden bir isteğin? Hiçbir isteğim yok sizde. Peki şey, gençlere ne öğüt verirsin? Hani bu programı izleyecekler. İşte gençler ne yapsın? Gençler ne yapması lazım? Bir kere aileye, sülaleye, komşuya, akrabaya çok saygılı olmalar lazım. Önce saygı. Şöyle, önce saygı.
Saygısı olmayanın sevgisi olmaz, ahbabı olmayanın arkadaşı olmaz. Dürüst olacak. Herkese dürüst olacak. Herkese en güzel geçinecek. Ben bu yaşa geldim, daha bir canlı kuluna vela havli bir kırgınlığım olmadı ve küskünlüğüm olmadı. Ve beni de kaç memleket gezdim, en son geldiğim bu benim memleketim, işte komşularım söylesin. Can gibi severler, ben de onları severim. Benim arkadaşlarım, bak bundan önceki giden vali, benimle ana baba gibiydik. Bu validen önceki giden, hanımıyla kendine. Dalgılışlar, benim canım. Onların ağır ceza hakimi vardı, Zekai Bey, Bor'da. Ahmet Okçuyer vardı, doktor, Bor'da. Emin Şenbay vardı, Büyük Belcek'te, Şimdekler'de, Bor'da. Benim konuştuğum kişiler, ben fakirdim. Benim evim tek kat, bir tek kat bir evdi böyle. Onlar dairelerde, kaleferli evlerde otururlardı. Bütün benim arkadaşlarım onlardı. Maşallah. Gelirlerdi bana. Kalk bakalım kara kız, bize bir pide yap da yiyelim, macir pidesi yapardım. Böyle sünüyü aşağıya otururduk, güle oynaya yerdi. Ben onların evine vardım mı ya, şöyle aman ne güzel her tarafsız. Gıptayla bakardım. Kaleferi nerede göreceğiz derdim böyle. Allah her şeyi gösterdi, her şeyi verdi. Hamdolsun. Sağlığım da yerinde. İyi kötü kendi ihtiyacımı da görüyorum. O zaman biz de şey yapalım teyze. Anneye, ilk de anneye, babaya, büyüğe saygılı olacaklar. Kayınvalideye, kayınbabaya saygılı olacaklar. Komşuya, arkadaşa. Ana baba dostuna saygılı bir evlat yetiştirirseniz oğlum, sizden iyisi yok. Yetiştirmezseniz, siziniz de sonunuz, ahiretiniz, çocuklarınızın da berbat. Bunu aşlayacaksın. Bak. Anne baba, kayınvalide, kayınbaba, komşu, akraba. Bunlar çok saygılı olacaklar. Zaten bunlara saygılı oldu mu, bütün herkese saygılı oldu. Eğer ki anneye, babaya, büyüklere saygısı yoksa, bir evladın dinlemediği yoksa, varsa, hiç kimseyi dinlemez. İşte kendini dağıtan bir insan olur. Büyük çocuklardan, gençlerden istediğimiz bu bizim. İyi, Allah razı olsun. Cümlemiz. Allah razı olsun. Daha başka ne diyeyim? Daha ne mesela bak, ben torunumu yetiştirdim. Çocuklarımı yetiştirdim elhamdülillah. Daha bir gün bak, o kaç, 16-17 sene oldu. Desin ki komşular, senin oğlundan şu hatan var, torunundan şu hatan var. Çok efendi. Bak okullardan sorabilirsin. Yılmaz Hoca diye, Engin Hoca diye bir sor. Bir kişiden sorarsan ana anlatsınlar. Bu torunum, yetiştirdiğim torunum. Sorarız inşallah. Ama bir kahve içeceksiniz. İçeriz. Onu da içeriz. Elimden içeriz inşallah.